Yazınızda şöyle diyorsunuz: kraldan çok kralcı, askeriyeden daha askeriyecisin. Türkiye'de yanlış giden bir sürü şey, ayağımıza, ruhumuza dolanan bir sürü algı bozukluğu bizzat senin eserin. Neden sizce böyle? Yani bir Ertuğrul Özkök üzerinden aslında genel bir analiz mi yapıyorsunuz, yoksa Ertuğrul Özkök'ün kendisi şahsi olarak da böyle bir karşılığı var mı? Kesinlikle, yani şahsı benim inanılmaz derecede sinirlerimi bozuyor ama sembolize ettiği şey için, reprezent ettiği şey nedeniyle sinirlerimi bozuyor. Çünkü hakikaten Ergonokon ideolojisinin keni olarak görüyorum. Kendi, yani Barbie'nin karşılığı şey var ya, Barbie'si olarak da Ayşe Arman'ı görüyorum. Yani Ergenekon ideolojisi diye bir şey var. Bir Ergenekon örgütü var. Bu nedir? Bu örgüt nedir? Aman elitistler bizi idare etmeye devam etsin. Aman sivil ve askeri bürokrasinin üstünde bir güç olmasın. Aman gereğinde yargı darbeleriyle, gereğinde şu oyunla ya da bu oyunla seçilmişlerin, çünkü AK Parti sürekli seçimi kazanmaya devam ediyor. Seçilmişlerin idaresinden çıkmaya çabalama. Çünkü o kadar alışmışlar ki elitlerin, sivil ve askeri bürokrasinin Türkiye'yi yönetmesine. Buna karşı bir aslında ölüm kalım savaşı veriyorlar. Ve bunların da ideolojik borazanları var. Yani yalnızca silahlı örgüte yardım, silahlı ve külahlı diyorum ben, örgüte yardım ve yataklık eden kolları iyi kötü Silivri'de şu an. Yani tutuklular. Fakat bir de bu propaganda makinesini yağlayıp çalıştıranlar var ki bunun en temel müsebbibi büyük gazete olarak kendini konumlamış olan Ertuğrul Özkök döneminde amiral gemisi ve kendini de kaptan olarak görüyordu. Olarak konumlamış bulunan Hürriyet gazetesidir. Ve Hürriyet gazetesi de Ergenekon ideolojisinin o keni, Ayşe Arman'da Barbie'si, yani biz hiç anlamadığımız zamanlarda bile sitcom gazetecilik derken bile bize inanılmaz ideolojik oyunlar dayatıyorlar. İnanılmaz madrabazlıklar yapıyorlar. Manşetleriyle bugün Orhan Pamuk'u hedef gösteriyorlar. Dün işte Ahmet Kaya'yı hedef gösteriyorlar. Bütün bu oyunlar, bir de gülelim, eğlenelim, hayat çok tatlı, ha, ho ho ho. Çok 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 eğlenceli insanlar, çok 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 oyunbaz insanlar. Bir de böyle hayat sitcom tadında geçiyormuş gibi yapıyorlar. Bu esnada inanılmaz bir propaganda dayanıyor. Manşetleri Hürriyet'in.